Nerede olsam karşıma çıkıyor bir kanlı ova. Sen misin yoksa hayalin mi vefasız Kosova? Hani binlerce mefahirdi senin her adımın? Hani sinende yarıp geçtiği yol yıldırımın? Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehit? Söyle Meşet, öpeyim secde edip toprağını. Yok mudur muradın sende 2-3 damla kanı? Bugün Avrupa'nın en genç ülkesi olan ve Avrupa'da resmi dili Türkçe olup Anadolu'dan kopmuş güzide bir köşeye benzeyen tek belediye Mamuşa'ya ev sahipliği yapan Kosova bir masal diyarı adeta. Taşı toprağı altın derler ya, işte öyle bir dünya sancağı. Yıllar boyunca işgal gören, katliamlara tanık olan ülkenin sınırları denize ulaşmıyor. Ama bağrında doğan ırmaklar nehirlere, denizlere karışıyor. Toprağının üstü kadar altı da kıymetli olan Kosova şehirleri pek çok maden yatağının da sahibidir. İşte bundandır ki tarih boyunca bu küçücük diyar nice büyük çekişmeye sahne oldu. Buraya adım atan herkes Kosova'nın dünya nimetlerine göz koydu. Osmanlı'nın kuruluşundan yükselişine kadar farklı dönemlerde burada tesis ettiği huzur ve adalet her daim şer odaklarının hedefi oldu. Ve ne yazık ki Srebrenica'dan sonra Balkanların gördüğü en büyük ikinci katliamda yine Kosova'nın Müslüman halkını vurdu. Bu sonu gelmez cihan kavgası elbet bir gün bitecek. Bir karış Balkan toprağı var mıdır ki uğruna müminin mücadele etmediği, elini semaya açıp gözyaşları içinde başını secdeye koyup dua etmediği. Kosova'nın Osmanlı'dan kopmasıyla başlayan karanlık günler aylara, yıllara kavuştu. Sırplar, Hırvatlar derken Ruslar 2. Dünya Savaşı ve sonrasında Kosova'daki karmaşanın mimarı oldular. Yugoslavya'nın mümine yaşam hakkı tanımayan, baskıyı, acıyı reva gören yönetimi boyunca Kosovalı Müslümanlar birbirlerine tutunarak yaşamaya çalıştılar. 80'li yıllarda artan baskılar, Osmanlı idaresinde yüzyıllarca huzur içinde yaşayan farklı etnik grupları da karşı karşıya getirdi. Müslümanlara izolasyonlar, kimliklerinin yok sayılıp ezilmeleri, zorunlu göçler reva görüldü. Pek çok din kardeşimiz yakın tarihimizde Türkiye'ye göç etti. Bu göçün en büyük sebeplerinden biri, Işıl ışıl kar beyazının kan karasına çalındığı 15 Ocak 1999 gecesi. O gece Reçak köyünde Kosova'nın Müslüman Arnavutlarından 45 can Sırp ateşi altında can verdi. Tarihe Reçak katliamı olarak geçen bu kara gün akabinde dünyanın geç uyanışlarından birini daha getirdi. Bu olaydan sonra Sırpların burada uzun zamandır uyguladıkları zulmün önünü kesmek için dünya harekete geçti. Ama giden gitmişti bir kere. Nice canlar vurulup
nice camiler talan edildi. Kosova'nın Müslüman kimliğinin göstergesi ve ceddimizin bizlere emaneti olan eserler bir bir yıkılıp yok edildi. Reçak katliamını takip eden yıllar boyunca uzun zamandır bağımsızlık mücadelesi vermekte olan Kosova, nihayet 2008'in 17 Şubat'ında hürriyetine kavuştu. Kosova toparlanıp yekpare ayağa kalktı ki bin şükür olsun Yaradan'a. Yüzakı ceddimizin kutlu kumandanlarından Sultan Murat Hüdavendigar'ın kanının döküldüğü topraklar kalır mıydı hiç namert elinde? Parlayan gözlerin, gülen yüzlerin sahipleri Kosovalılar, yüzyıllardan beri Hüdavendigar meşedinde rahmet okuyorlar 1. Murad'a. O Murad ki Kosova uğruna can veren ilk şehitlerden. Ne Murad vazgeçebildi güzelim Kosova'dan, ne de onun nesli nefesini çekebildi buradan. Fatih Sultan Mehmet ata toprağının imarı için 1460'lı yıllarda burada kendi adını taşıyan ve bugün hala ayakta olan bir cami inşa ettirdi. Yine Osmanlı'dan miras Yaşar Paşa ve Emin Paşa Camii Şerifleri ise TİKA tarafından restore edilerek ibadete açıldı. Ancak ne acıdır ki onlarca cami ve mescit, 15 medrese, 26 mektep, 24 tekke, 42 han, 9 hamam, 11 köprü, 9 türbe, 2 imaret, 1 kale, 1 çeşme, 4 saat kulesi gibi sayısız nadide eserin pek çoğu savaş esnasında sistematik bir şekilde Sırplar tarafından tahrip edildi. Bu topraklardaki eski yerleşimlerin isimlerine, buralarda yaşayan insanlara dair bilgilere, Osmanlı'nın tahrir defterlerinden ve özellikle Evliya Çelebi'nin aktardıklarıyla ulaşılıyor. O Çelebi ki adım adım dolaşırken dünyayı, hiç göz ardı edebilir miydi canım Kosova'yı? Peki ya bizler? Bizler geride bırakabilir, gözümüzü kapatıp, gönlümüzü susturup bir kenara çekilebilir miyiz? Kosova için bir selam, bir dua göndermekten geri durabilir miyiz? Kim bilir belki bizler de bir gün dünya gözüyle bu toprakları görür, ceddimizin ruhuna bir Fatiha okur ve Kosova'nın gönlümüzde bıraktığı izlerle döneriz memleketimize.